Herkese merhaba, Elin'in tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz harika çöreğin yapımını paylaşmak istiyorum. Hem yapımı çok keyifli, hem de lezzeti bir o kadar güzel ve evimizdeki malzemelerle yapacağız bayanlar bu çöreği. Eminim siz de bizim kadar tarifimizi beğenir ve denersiniz. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle bir yemek kaşığı kadar kuru maya kullandım. Ben yaklaşık 10 gram. İçerisine 1,5 yemek kaşığı kadar toz şeker ilave ediyorum. Daha sonra 1 su bardağı ılık süt. Sütler taştı cezveden. Her neyse sıkıntı yok, hepimizin başına gelebilir. Daha sonra içerisine 1 su bardağı da ılık su ilave edip şöyle bir karıştıracağım. Gerçi her videomda da söylüyorum, malzeme listesini detaylı olarak kullandığım kap ölçülerini de açıklama kısmına ekliyorum. Oradan rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Daha sonra içerisine 1 su bardağı kadar un ilave ettim. Neden ilave ettim? Çünkü mayamı bozmasın diye. Bu da bir formül bayanlar ama her zaman uygulamak zorunda değilsiniz. Daha sonra 1 tane yumurtanın beyazını ilave ettim. Sarısını üstü için ayırdık. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim. Ben zeytinyağı kullandım ama siz istediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Daha sonra kontrollü şekilde böyle unumu ilave ederek kulak memesi kıvamında hamuru elde edeceğiz. Farkındaysanız unun üzerine tuz ekledim ki biliyorsunuz tuz mayayı öldürüyor. Her zaman da söylüyorum, kuru maya kullandım. Acelem yoksa kuru maya kullanmayı tercih ediyorum çünkü daha fazla lezzet veriyor. Evet, böyle kontrollü şekilde hamurumu yoğuruyorum. Ben yaklaşık bu tarifimde 6 su bardağı kadar un kullandım. Ama siz tabii hepimizin de bildiği gibi markası bile değiştirebiliyor. Böyle kontrollü olarak güzelce unumu ilave ede hamurumu yoğuruyorum. Bu kabı da yeni aldım IKEA'dan. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Memnun kaldım mı? Evet kaldım ama bazı çekincelerim de var. Neden? Çünkü biliyorsunuz bunlar ahşap olduğu için yıkandıkça çabuk eskiyebiliyorlar. Artık ileriki videolarımda size bu konuyla ilgili duygu ve düşüncelerimi, memnuniyetimi paylaşacağım. Evet, hamurumu aldım, tezgaha güzelce yoğuruyorum. Her zaman diyorum, mayalı hamurlar çok fazla yoğurulmak istiyorlar bayanlar. Ne kadar fazla yoğursak o kadar lezzet ve başarı elde ediyoruz. Evet, bakın hamuru yoğurmak da insana nasıl güzel keyif veriyor. Yani beni çok dinlendiriyor diyeyim, öyle söyleyeyim. Evet, hamurumu yoğurdum. Böyle kulak memesi kıvamı, çok böyle ele yapışan değil, hem de sert de olmayacak. Hemen alıyorum ve mayalamaya bırakıyorum. Evet, tabii ahşap olduğu için streç film yapışmadı. O yüzden poşet geçirmek zorunda kaldım. Dediğim gibi linkini bırakacağım. Ama daha sonraki videolarda söyleyeceğim size duygu ve düşüncelerimi. Böyle bir tepsim var benim. Hepsini içerisini güzelce tereyağla yağladım ve buzdolabına kaldırdım. Böyle yaparsanız kalıplarınızı ve tepsilerinizi yağlayıp buzdolabına kaldırırsanız kesinlikle yapışmıyor. Bunu garanti edebilirim. Evet, hamurum mayalandı. Kenara şöyle bir havasını aldırdım. Şöyle bu hepimizin evinde olan artık bu hamur yoğurma matının üzerine aldım. Biraz un serptim. Havasını alıyorum. Yine böyle yoğuruyorum. Dediğim gibi mayalı hamur biraz yoğrulmak istiyor. Yoğrulmayı seviyor. Evet, şöyle bir aparatım var benim evde ama siz bıçakla da yapabilirsiniz. Bu hamurumu 8'e bölüyorum bayanlar. Ama şunu da ben itiraf edeyim. Eğer bu YouTube'da yemek programı paylaşmaya başlamasaydım ben de bu aparatları almazdım yani. Hani yoktu bu zamana kadar. İşte lazım oluyor diye aldım ama daha önceden bıçakla kesiyordum. Yani hiç ihtiyaç duymuyordum işin açıkçası. Evet, 8 eşit parçaya bölmeye çalıştım. Çok fazla eşit olmadı ama olsun, nasıl olsa biz bizeyiz, biz yiyeceğiz. Pandemiden dolayı da kimsenin de gelip gittiği de yok. Böyle işte 8 eşit parçaya bölmeye çalıştım. İşte böyle bildiğim kadar hepsini güzelce yoğurarak simetri şekilde bezeler haline getirdim. Evet, 8 bezemiz var. Ne yapıyoruz? Üzerine birazcık temiz bir mutfak örtüsü serpip biraz böyle mayalamaya bırakıyoruz. O mayalanıyorken biz de iç malzemesini yapıyoruz. İç malzemesi istediğiniz gibi yapabilirsiniz bayanlar. Bu tamamıyla sizin damak tadınıza kalmış bir şey. Benim buzlukta böyle peynirlerim vardı. Onları kullandım. İçerisi evimde biraz böyle kırmızı kapri biber vardı. O yeşillikler yıkanmış, çok kolay oluyor. Çok pratik oluyor. Yıkayıp böyle altını üstünü peçete yiyip bir kenara böyle bir kapalı kapta tutuyorum. Çok da memnunum. Maydanoz ve taze soğan kullandım ben. Peynirlerimi alıyorum. Bunlar
ufalayıp da koydumdu. Nasıl diyeyim? Yenmediği zaman peyniri derin dondurucuya atıyorum. Ben hem de bunu değerlendirmiş oluyorum. Çok da iyi oluyor. Evimdeki yeşilliklerim bunlardı. Kırmızı kapri biber, biraz maydanoz, biraz da taze soğan. Ama siz istediğiniz yeşilliği kullanabilirsiniz. Patatesli, kıymalı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben içini bu şekilde hazırlamak istedim. İç malzemem hazır. Şimdi hamur açmayı hiç bilmeyenin bile kolayca yapabileceği bir şekil. Şöyle alıyorum her bir bezemi un yardımıyla şu hamur matın üzerinde merdane yardımıyla şöyle tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum bayanlar. Tatlı tabağı öyle çok büyük büyük açmamıza gerek yok. Herkesin yapabileceği bir tarif. Zaten hamurumuz mayalı, dinlendiği için de çok da kolay açılıyor. Ben hamur açmayı çok seviyorum. Şöyle bir servis tabağım var. Yapışmasın diye altını un serdim. Onun üzerine koyuyorum. Şimdi ikinciyi açacağım. Aralarına tereyağı sürüp dört dört şekilde hamurlarımı açacağım. Şimdi göreceksiniz. İkinciyi açıyorum. Ben hamur açmayı çok seviyorum. Dediğim gibi hani çocuklar oyun hamuruyla oynamayı çok seviyorlar ya. Vallahi haklı çocuklar. Ben de hamurla oynamayı çok seviyorum. İnsana çok keyif veriyor. Odasında tereyağım var. Fırça yardımıyla her yerini tereyağladım. İkinci açtığım bezeyi de onun üzerine koydum. Şimdi üçüncü bezeyi açacağım. Yine onun üzerine üçüncü bezeyi de açtım. Tatlı tabağı büyüklüğünde yeterli. Ondan sonra onun üzerine kapattım. Şimdi dördüncü bezeyi açacağım. Yine böyle tereyağı sürdüm. Dördüncü bezemi de onun üzerine alıyorum. Bu kadar da kolay. Hem de çok da keyifli. Şimdi ne yapacağım? Bunu streç filmle kaplı şey yapıyorum. Sarıyorum tabağımı ki üzeri kuruma yapmasın. Şimdi geri kalan 4 bezemi açmaya geldi. Onlara da aynı işlemi uygulayacağım bayanlar. Hiç uzatmayacağım. Bakın 4'ünü de bu şekilde açtım. Sizi sıkmak istemem videoyu. O yüzden hiç göstermeden direkt 4'ünü de açtım. 4-4 olarak 8 bezem de açıldı. Bir 10 dakika kadar balkonda dinlendirdim ben soğukta. Ama buzdolabında da dinlendirebilirsiniz. Birazcık daha mayalandı. Şimdi bunu tepsimden bir tık daha büyük merdane yardımıyla büyüteceğim. Açmıyorum, büyütüyorum. Ben de yani hani öyle çok profesyonel hamur açıcı değilim yani. Hangimiziz bayanlar yani hani. Bilmiyorum da ben kendi adımı konuşayım. Öyle çok profesyonel hamur açıcı değilim. Böyle küçük bir merdanem var. Hamurumu tepsimin büyüklüğünde büyütüyorum. Ama siz tepsi boyutunuza göre de bunu ayarlayabilirsiniz. İnce, biraz daha ince olur sizinkisi tepsiniz daha büyükse. Daha küçük tepside yaparsanız daha kalın olur. Benim tepsim böyleydi. Hatta ben onu çeyizimden bir tepsi dedim ki anneme ya anne başka bir şey bulamadım mı verecek diye böyle bir öz eleştiride bulunmuştum ama şimdi dua ediyorum anneme çünkü bu alüminyum tepsilerde olan böreklerin tadı hiçbirinde olmuyor işin açıkçası. Çok lezzetli oluyor ve hiç de yapışmıyor. Şimdi içini tereyağladım, buzdolabına kaldırdığım için göreceksiniz hiç yağlı kağıtla koymuyorum. Şimdi şöyle biraz daha tepsinden büyükçe açtım. İyicene güzelce yerleştiriyorum böyle. Biraz dediğim gibi büyük açtım ki peynirler koyduğumuzda içerisini hapsedeceğiz. Çıkmasınlar diye. Şöyle elimle düzelttiriyorum. Zaten mayalı hamur olduğu için kolaycacık şekil oluyor. Kolayca şimdi böyle elimle de bastırarak tepsinin kenarını buraları kesmedim ki nasıl yaptığımı görün diye. Bakın görüyorsunuz tart hamuru yerleştirir gibi yerleştirdim. Bu alüminyum tepsilerde daha bir lezzetli oluyor. Şimdi iç malzemesini içine döküyorum ama tekrar ediyorum. Siz evinizdeki herhangi bir malzemeyi kullanabilirsiniz. İçerisine böyle yeşillik de dökmeniz de gerek yok. Ben bütün peyniri dökmedim. Bu kadarını ayırdım. Daha sonra onlarla krep yaptım çocuklara. Çünkü blenderdan geçirdim. İçindeki otu anlamıyorlar. O kadarlık içi yeter dedim. Çünkü çocuklar yiyecek. Evet şimdi geri kalan o 4 bezemi. Onlar da iyice dinlenmiş oldu. Şimdi onları tepsimin tam ağzına göre yani bu boyutuna göre açacağım böyle merdane yardımıyla. Büyütüyorum. Onu da üstünü kapatacağız. İşte bu kadar olacak. Şimdi güzelce üzerini kapatıyorum. Peynirlerim içerisine hapsediyorum. Bunun patateslisi de çok güzel oluyor. Kıymalısı da tabii güzel olur. Hiç kıymalısını denemedim ama patateslisi çok lezzetli oluyor. Şöyle kenarlarını açılmasın diye böyle burgu mu diyorlar, büzgü mü diyorlar o şekilde hamurumu bura bura kapatıyorum ki iç malzemesi çıkmasın diye böyle bu şekilde oldu. Şimdi ne yapacağım? Biliyorsunuz mayalı hamurlar biraz böyle dinlenmek istiyorlar. Yine üzerine örtü serpip kenara atıyoruz. Ama hakikaten yapması çok keyifli ya. Ya hani ben seviyorum bu tarz şeyleri ama birazcık böyle
kabardı, mayalandı bir 10 dakika kadar. Yumurta ayırdım, yumurta sarım üzerinde de birazcık böyle süt döktüm. Yani direkt yumurtayı böyle yağ ya da sütle seyretmek çok daha iyi oluyor. Hem daha bereketli oluyor hem de yumurta biliyorsun, ha biraz da susam serpiyorum, her tarafını yumurtaladım hem de konuşayım. Böyle ha elimde pizza kesme aparatı artık hepimizin evinde var. Bıçakla da kesebilirsiniz. Hamurun biraz kalın olduğu için içi de iyice pişsin diye böyle baklava havuç dilimler yaparak dilimliyorum. Tabii yine böyle çok simetri kesemedim ama eminim siz çok daha güzel kesersiniz. Fırına gönderiyorum. Nasıl pişireceğiz bayanlar? 180 derece fanlı bir şekilde daha önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz. Evet, görüyorsunuz bakın gayet de güzel pişti, harika. Ne kadar zamanda pişti? Yaklaşık 30-35 dakika, 40 dakikada kendi fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yumurtayı anlatıyordum siz çöreğimi izliyorken. Çünkü yumurta hemen pişme yapıyor çabucak ama böyle sütle yağla seyrettiğimiz zaman hem o yumurta yoğun kokmuyor üstü, hem daha pişmesi daha güzel oluyor. Yani üstü hemen böyle pişip de içi pişmemezlik yapmıyor. O yüzden yumurtanın üzerine yağ ve sütü, ben yani insanlar bazen az döküyorlar parlak olsun diye ama ben onu biraz daha seyretmek için döküyorum. Evet, biraz dinlendirdim çöreğim fırından çıktıktan sonra. Bakın işte böyle mis gibi kat kat mayalı hamurdan bir çörek. Tereyağı koyduğumuz için mis gibi kokuyor. Zeytinyağı koyduğumuz için de gayet sağlıklı, müthiş bir tarif. Birazdan altını da göstereceğim. Tepsiye de dikkat ederseniz bakın hiçbir yapışma yok. Kesinlikle beni dinleyin bayanlar. Tepsilerinizi yağlayın ve buzdolabına kaldırın. Öyle %100 başarı elde edeceksinizdir. Evet, sizin için tadacağım şimdi. Sunumda yapıyorum şöyle şekilde. Servis tabağımı aldım. Gayet de güzel. İçi de yumuşacık. Çoluğunuzun çocuğunuzu da rahatlıkla yiyebileceği, misafirlerinizi de ikram edebileceğiniz, beş çayını da yiyebileceğiniz, çocuklarınızın beslenmesine koyabileceğiniz harika bir tarif. İç malzemesi dediğim gibi tamamıyla sizin elinizde, arzunuza, isteğinizde kalmış diyeyim. Evimizdeki olan malzemelerle. Evet bayanlar, beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz lütfen tarifimi beğenme butonuna basınız ve sevdiklerinizle paylaşınız. İnşallah daha güzel, daha pratik, daha iyi tariflerde tekrar görüşebilmemiz için lütfen kanalıma abone olunuz. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet bayanlar, söylemeyi unuttum. Yorumlarınız da benim için çok değerli. Lütfen tarifimi beğendiyseniz yorumlarınızı benimle paylaşınız. Belki beğenmemişsinizdir, onu da paylaşınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.